gentlemen, good afternoon. Welcome to this session. I'm Barry James, and I'm the CEO of the Crowdfunding Centre and the Crowd Data Centre. We'll talk about that in a moment or two. We've heard some really interesting perspectives today. We heard from McKinsey this morning with a kind of traditional economics look at the way the world's changing and the speed with which it's changing. And then at the end of this morning, we heard from Silicon Valley, from Brad, with a very much a technological view of how that's happening and what's happening and so on. I'm going to give you a different view from another perspective, because what's really clear to us from our vantage point, looking at the world through the prism of the data that comes to us from the crowd economy, is that those economics are changing. We are entering a new game and a very different world which operates in a very different way. Let me explain a little more. So I'm going to talk about why seed funding from the crowd is so different, and why it's transforming innovation and empowering entrepreneurs, innovators, and the arts. As I said, I'm the CEO of the and founder of the Crowdfunding Centre, which helps crowdfunders make their projects succeed, helps them get visibility, helps them prepare their crowdfunds. But I'm also founder of the Data Centre, where we monitor and have a sort of global observatory, sort of the Google of the crowdfunding world, if you like. So let me give you a few stats from that. So over the last year, we saw globally 150,000 crowdfunds. 150,000 crowdfunds, that's new crowdfunds, across 26,000 towns and cities, 222 countries, that's pretty nearly all of them, and on average raising about $21,500 equivalent each. We're currently tracking, as of today, around about 16,000 live crowdfunds. Okay, so 16,000. And that varies. We've seen that go as high as 20,000 or more. And this is right across a wide range, 40 different sectors, ranging from things like tech, into arts, community, design is a very big category, music's a very big category, gaming's a very big category, publishing, all these innovative areas. And that's not the half of it. Okay, so if we were to factor in, if we were able to factor in all of the non-English speaking countries, and I do apologise, I can't talk to you in anything other than English, but that's what we track. We believe that those figures would at least double, and they'd probably be multiplied by four. What does that mean? Well, what that means is that crowdfunding is the engine of a new global crowd economy, and it amounts to an unprecedented wave of global creativity and innovation. There's nothing to compare it with ever before. There's just some examples up here. So you may or may not have heard of the Pebble Watch. It was a very famous crowdfund from about three years ago. I'm sure you've heard of the iWatch. At the time that the Pebble Watch needed $100,000 to launch their first production run, no one was interested in a smartwatch. The class of products we now call wearables didn't exist. You couldn't get investment for it.
They couldn't get investment for it. The world was a different place. Wearables were not a category. Within 27 hours, they hadn't raised the £100,000 they needed. They'd raised $100,000. They'd raised $1 million. And that's $1 million of pre-orders. By the end of their 30-day campaign, they had $10 million of pre-orders. Not too long after that, they ended up with $15 million of pre-orders. Now, that's not the usual path of every crowdfunding campaign, of course, but what it does do is it points to the power of this new way of funding innovation. And no one thought, none of the gatekeepers, none of the people who would normally make these decisions, thought that people were interested anymore. Smartwatches, they've been tried again and again. No one was interested. A bit like Kodak, we heard earlier, and the digital camera, but they've been tried in different ways and too early. And this proved, and the result is now we have the iWatch and the Galaxy Gear and the whole class of wearables. So, one of the key characteristics of this new kind of funding is the way that decisions are made. We've grown so used to people making decisions for us by proxy, by gatekeepers, that we the whole world needs to readjust, as we heard this morning, to realizing that the final arbiters are the crowd, it's the market, it's you and I. And that was proved with the Pebble watch, for example. But there's a whole range of innovation happening, all sorts of different innovation, where crowdfunding is the leading edge. So 3D printers are a whole area where many crowdfunds are at the leading edge of that. Micro drone here. Drones, again, this is an area where there's a huge amount of new innovation and creativity happening, just burgeoning amongst all of that. Innovative products, this is the this one here is the gravity light. This is a light that, you know, can be used in the third world where there's no electricity supply. Been engineered, not by a big lab somewhere, but by a small group of individuals and funded from the crowd. So this is a new wave of innovation. Those are some of the things I've mentioned already. We'll just take a quick look at some of these stats over the last 2 years. So every single day over those 2 years, we've seen between 400 and 500 new projects. Again, you could probably double, maybe more globally. We're beginning to see some of these global trends. We can see some of the categories where the most is going on. Technology is a big category that gets a lot of funding. Games are another major category, and business and so on. But also a lot of backers for music, film, the arts, publishing, community and so on. As you might expect, the United States is, you know, one of the biggest markets leading the world in much of this. United Kingdom not too far behind these days. It wasn't two or three. We've moved at the United Kingdom, where I come from and I've been involved, we're up in the rankings really very quickly. So we'll have a look at that from Turkey's point of view in a little while. So just to give you a bit of a feel for that. So I need hardly tell you, after this morning especially, the world is changing more rapidly than at any time, actually, in the history of civilization. This is a new place for us. The pace is not going to slow down. It's dizzying. One of the main reasons for that is the world is more connected than ever before. In fact, because of the kind of technology we've been looking at today,
And because of social media in particular, we're hyper-connected. We can do things in ways we could never do them before. We can get together in ways that we can never could before. And actually, we can fund things in ways that we could never do before. So that's thanks to the kind of technology we've been talking about. And we are in the third wave, the third major industrial revolution, if you like, in a century. This is after, you know, the first industrial revolution. So in the 60s, when I was first involved in the beginning of my career, we were in the age of computerization, where we took the processes that human beings did and gave them to computers to do. We found ways to do that, ledgers and so on for a bank and that sort of thing. And I was a systems designer back then, very often saying, well, actually, maybe we could change this way, the way this works, to make it better. And very often the organization or the company said, no, let's not do that. Let's keep it much as it is and just get a computer to do the work, because we don't want to change things too much. Then when the internet came along, we had the age of networkization, where we took the things that we were already doing and we took them online, and we could then do them more at scale. And then and they could be a bit more connected up. But now we're in a new age that one of the leading VCs in Silicon Valley, Timothy Draper, has called Napsterization. So in the same way that Apple and Steve Jobs came to the music market and took apart the business model, recognized that we're in a new world, recognized that music can be, you know, completely different, can be dematerialized, the economics can change completely. That's now happening in publishing, in music, and lots of different areas, right up to and including the Napsterization of money. Money is going online, and we're headed right now with Bitcoin and blockchain and all of those things. This is fintech. This is the Napsterization, the third industrial revolution in a century, but this time for money. And crowdfunding is at the forefront of that. So the internet, because we're now hyper-connected, has created a whole new environment. And it has, again, we heard this earlier, different survival characteristics. Once upon a time it was size, now it's agility, it's the ability to change and adapt and to do it quickly. And this is all changing economics as well as entrepreneurship, innovation, and it's empowering entrepreneurs. Okay. And in a decade, crowdfunding and the crowd economy have leveled the playing field, bringing opportunity, democratization, and hope to everyone. The doors are now open in the world economy in a way that they've never been before. How do we know? Well, we've been studying this for the last decade. In fact, I've been interested in the way the technology has been impacting society for my whole career. I won't tell you how that long that is, but it's a lot longer than a decade. But for the last decade, we've been studying the impact of this hyper connection. And for the last 4 years, we've been collecting data and understanding the phenomena that is crowdfunding, the engine room of this new economy. And now, with some of these models that I'll just touch on very briefly, you can see here, we're beginning to be able to understand and tease apart, with help from people like Ethan Mollick at Harvard, who's done some really interesting things, understanding the nature of crowdfunding, how and why it's so different, why you can fund things, why you can fund innovation in a way you never could before.
with understanding how that's integrating with the mainstream economy, with old style investing, with VCs and angels and all of that stuff, and fueling that process. It's not inimical to it, but it will transform it, and it is transforming it. And understanding the process that goes on in the engine room of what we call seed crowdfunding, or the people call rewards crowdfunding. So, just for those of you who may be unfamiliar with the different models of crowdfunding, there are four main models. As I said, one of them is called, we call seed funding, because it's great for getting new products, new businesses off the ground, often called rewards crowdfunding. There's donations crowdfunding, equity crowdfunding, and crowd lending, sometimes called peer-to-peer or P2P. And as you will have gathered from a peek at this slide, they're very different animals. They're not to be confused with one another, because they have completely different characteristics, completely different heartbeat to each one of them. And one of the biggest differences is that rewards crowdfunding, or seed funding, is the brand new kid on the block. It's the new model. It's all of those stats I was talking about before. The gorilla is not me, as someone accused me of being the gorilla at the end of last week when they first saw this. The gorilla is equity crowdfunding, where everyone, because that's been where the big money is, and the only real way of funding a lot of innovations, it's getting a lot of attention and a lot of breast beating going on. But actually, in terms of its ability to do new things, and its ability to scale, is vastly, it's just not even in the same league as seed crowdfunding or rewards crowdfunding. And then we can talk about the other models, but the difference is that this is the new model. This is the different one. This is the one that's, making all those changes. These are all hybrids. They're all a mixture of something we're already familiar with this one. So, and that's principally today what I'm talking about. How are we doing for time? Okay. So, where we are here is that this is part of a move. Also, the hyperconnectivity of towards democratization, and from a model, an older model, which was, as one commentator put it, the corporate economy, which is closed, selective, and controlling. It's a closed model, to one which is the network model and the social model, which is open, random, and supportive. This is the crowd economy. It's very, very different. And this is what produced that global wave of innovation that we were talking about before, that's gone around the world. Let's have a little look at that, and in particular at Turkey. So this is a recent map of activity, and you can see actually it's quite nice to know that Istanbul, where we are, has got the biggest numbers here. There's huge scope across the rest of Turkey as well. I've forgotten how many cities it was, but even it surprised me when we touched on that this morning. We did a survey across the whole of the United States about a year, 18 months ago. And what we found is something very similar in the big cities, big clusters. And we realized, actually, that crowdfunding is a huge opportunity, both in the big cities, but
in these other areas and these other cities as well, because it has the potential to level that playing field as well. It has the potential to enable those people to reach out and get funding and get ways of moving forward that they wouldn't have had before. And that's why one of the things that we're working on right now is something called funding hubs, where we now have 100 funding hubs spread across the world, helping entrepreneurs find the funding they need. So let's have a quick look before we finish at Turkey, where we are, and the potential. This is the State of the Crowdfunding Nation report, which we publish from that data, and I'm going to give you a little glimpse of what that looks like for Turkey. These are the figures for last year, comparing them with the previous year, and it's quite interesting to note that there was an increase year on year of 78% in the total number of pledges, and the total raised was of 85%. So that's pretty encouraging, although it was from a very low base. And there's a huge amount of room, for growth. And we can see that, if we were to compare that with the global figures or the UK figures, broadly similar in terms of population, you'd see that huge potential demonstrated. But, you know, already substantial amounts of, money being raised and funded to projects already. But huge, huge future potential. Because of time, I'm going to skip over some of these other stats. We can look at those another time, perhaps. But, you know, here's some of the most backed, most popular projects. This is a video game here. And you can see some of the others there. Okay. This is, also of some interest in that. Again, you can see early days, but these are proportionately the funding that's been obtained, and slightly different view from that. That was the backers on the previous one, wasn't it? So funded campaigns by sector. Yeah, anyway, sectors. Lots more to look at there. So finally, what I want to say and to point out to you is that crowdfunding represents a huge opportunity for Turkey and for Turkcell as well. In a world that's changing, in a world where the center of gravity is moving away from the behemoths that survive because of their size to agility. And we heard earlier on how smaller companies, tiny companies, SMEs, even micro companies can now compete with the behemoths. So what does that mean for a giant like Turkcell, a Goliath like Turkcell? Well, we're privileged to provide the tools to help us all understand, and the data to help us understand this new environment, and to support the entrepreneurs who are building the new economy, because, well, that's what's happening at this time. We've had quite a bit of talk as well about disruption. I just want to fill you in on the word disruption very briefly. Disruption is the word used by the incumbents for redesign, which is what the entrepreneurs are doing, and they're redesigning the world on behalf of the crowd. So, but what does that mean in terms of the dinosaurs? We were chatting earlier on, and we were saying that it's not particularly well known here, I don't believe, but the scientists who look into these things, who've looked at the dinosaurs, have discovered and traced the origin of feathers and of birds. And it's now clearly understood
that not all the dinosaurs died out, that the birds that we now see came from the same DNA, the same lineage. Now that's quite a stretch of development. That's quite a stretch of adaptation. But not all the behemoths will die out. The ones that are nimble, the ones that are able to adapt, will soar. And with that, I'd like to introduce someone who is at the leading edge of what's happening in Turkey in crowdfunding, and at the leading edge of ensuring that's the sort of thing that's happened. So, Sally, I'd like to hand over to you from Arik Avani and Turkcell. Yeah, I need. Okay. Thank you. Thank you so much for coming. Merhabalar. Beri çok nazik davrandı. Şimdi daha dün akşam geldi İngiltere'den. Muhtemelen biraz kibar davranmaya çalıştı bu crowdfunding ve Türkiye ile ilgili. Ben lafın direkt açığını söyleyeceğim. Bir dataya baktık, Beri'nin gösterdiği raporlar, uluslararası raporlar, hepsini incelediğimizde şöyle bir gerçek var hayatımızda. Eminim bu salondaki hemen herkes Kickstarter'ı, Indiegogo'yu duydu hayatında, global. Belki çok azını duyduk ama 500'den fazla platform var dünya üzerinde, crowdfunding platformu. Ve şöyle bir kabaca baktığınızda akıllarınızda bir rakam kalacaksa, Türkiye'nin X dolar crowdfunding yaptığı şu günde, İngiltere tam 100x crowdfunding topluyor, 100x dolar. Ve Amerika'da da tam 1000x dolarlık bir crowdfunding ekonomisi var. Dolayısıyla bizim için yeni bir kavram. Daha çok yolun başındayız. Ama dünya da çok yolun başında. O yüzden çok endişelenecek bir şey yok. Ama kibarca söylemek istediği, henüz yolun başında ve önünde büyük bir fırsat olan bir ülkeyiz crowdfunding dünyasına baktığınızda. İşte bu yüzden bize oldukça heyecanlıyız. Türkiye'de bu crowdfunding alanında neler yapılabilir? Hani dedik ki yani eğer 1x ise zaten yani daha kötü olamaz. Koşturduğumuzda, ucundan tuttuğumuzda gerçekten güzel bir şeyler ortaya çıkabilir. İşte bu sebeple Arik olanı doğdu. Şimdi çok hızlı size ondan bahsedeceğim. Beri'nin bahsettiği global vizyonda dünyada olup bitenlerin üzerine Türkiye'de neler oluyor? Biraz size Arik olanından bahsedeceğim. Ama bir sürprizimiz var. Dünyada bir sürü şeyi alıp Türkiye'ye uyarlıyoruz ama bazen yerel, kültürel farklar da bazı değişiklikleri gerektiriyor. Sizden ricam bir sürprizim var sonunda. Telefonlarınızdan ttz@arikovan.com'a bir ya boş e-mail ya da isminizi yazıp bir mail atabilirseniz en sonunda size bir sürprizimiz olacak Arikovan ekibinden. Turkcell Teknoloji Zirvesi ttz@arikovan.com. Siz yazarken Beri'nin anlattığı bütün hikayenin üzerine Türkiye'de neler oluyor, Arik Ovanı ne, nereden çıktı, hayatınıza nasıl girdi, ne zaman başladı? Ben de çok hızlı ondan biraz sizleri haberdar etmek istiyorum. Aslında Arik Ovanı Beri'nin bahsettiği gibi bütün dünyada bir değişim yaşanıyor. İşte startup dünyasında, yeni şirketlerin kuruluşunda, fonlanma modelinde, yaptıkları inovasyonda, takip ettiği yöntemlerde ciddi bir değişiklik var. Ve hakikaten çok yeni. En meşhur platform baktığınızda bundan 6 yıl önce kurulmuş ve bilinirliği son 2-3 yılda buralara kadar gelmiş. Bu trendin içinde, bu dünyanın akışı içinde bize Türkiye olarak nasıl yer alacağız diye düşünürken Turkcell böyle bir işin ucundan tutmak istedi. Kitlesel fonlamayı Türkiye'de bir kültür haline getirebilmek için Arik Ovanı isimli bir platform kurduk. 1 Ocak'ta yayına başladı, çok yeni, duymamış olabilirsiniz. Yavaş yavaş daha fazla karşınızda olacak diye ümit ediyorum. 1 Ocak'ta 5 tane projeyle fonlamaya başladı ve şu an yolculuğuna devam ediyor. Yapmak istediği nedir diye sorarsanız aslında hepimizin çok yakından takip ettiği teknoloji alanındaki gelişmelere,
bir dikey seçti Arıkovan'ı. Teknoloji dikeyindeki startuplara, girişim şirketlerine, proje sahiplerine kitlesel fonlama alanı yaratıyor. Bazı şeyleri de farklı yapıyor. Çok hızlı onların üzerinden geçmeye çalışacağım. Dediğim gibi teknoloji ve inovasyon odaklı projelerin paraya ihtiyacı var. Bu paranın ne kadarını crowdfunding'den toplayabilir, ne kadarını toplamalı? Çok güzel bir slide'ı var Beri'nin. Ben de yakından incelediğimde fark etmiştim. Nereye oturuyor crowdfunding baktığınızda? Hani crowd seed funding diyelim hatta. Bir venture capital'ın yerini mi almaya çalışıyor? Ya da işte friends and family dediğimiz ilk böyle kendi cebinizden başladığınız yolculukta nerede diye baktığınızda çok güzel bir tanım yapmışlar. Diyor ki crowdfunding sizin şirketinizi işte ilk günden alıp işte Pebble aslında crowdfunding'le başladı ama Pebble yapan başka bir sürü etmen var ekosistemin içinde. Bütün her şeyi vaat etmiyor kitlesel fonlama ama çok güzel bir şey vaat ediyor benim görebildiğim. Bence üç tane şeyi çok güzel, çok köklü bir şekilde çözüyor. Bir tanesi market validation. Siz projenizi rafa koyduğunuzda insanlar bunu beğeniyor mu, beğenmiyor mu, karşılığını veriyor mu, fiyatını beğeniyor mu gibi inanılmaz bir dataya erişiyorsunuz ve ilk günden ürününüzün pazar karşılığı olup olmadığını öğrenmeye başlıyorsunuz. İkincisi, birçok şirket crowdfunding projesini bitirdikten sonra ilk ürünlerini teslim ediyor ve sonra defteri açıp önüne bakıyor, diyor ki evet çok güzel bir şey yaptık, 500 tane de ürün teslim ettik müşterilerimize. Peki şimdi ne yapacağız? İşte tam bu noktada crowdfunding aslında VC'lerin yerini almıyor. Ama girişimciye, yatırımcının karşısına çok güzel bir done sunuyor. Yatırımcının karşısına gittiğinizde biz 500 tane müşteriye sahip, ürünü daha önce en az 500 kişiye satmış, bu kadar 1000 TL fon toplamış bir şirketiz demekle biz bunu yapacağız, yarın şunu yapacağız, aslında şöyle planlıyoruz arasında inanın dağlar kadar fark var. Çok güzel bir noktaya oturuyor. Şirketlerin doğru değerlenebilmesi, yatırımcıların da doğru şirketlere yatırım yapabilmesi için bence çok güzel bir alan. Bir üçüncüsü de bugün bir şirket kursanız, bir projeniz var, bir ürün geliştirmeye başladınız. Kendi başınıza, kendi pazarlama bütçenizle bunu on binlere, milyonlara ulaştırmak gerçekten zor. Ve genelde ilk kurulduğunuzda bunu harcayacak paranız da olmuyor. Crowdfunding platformlarının bence en önemli üçüncü kaldıraç etkisi de bu bilinirliği çok hızlı sağlayabiliyor olması. Bugün Pebble'ı ya da The Coolest Cooler işte 13 milyon dolar topladı. Bunları biliyor olmamızın tek sebebi var. Kickstarter'ın dünya üzerindeki bilinirliği ve oluşturduğu müşteri bazı, backer bazı diyelim, destekçi bazı. Bu üç konuda aslında çok önemli bir etkisi var crowdfunding'in bence. Evet. Ben birçok insanla sohbet ediyorum. İşte biz diyorum böyle Arıkovan isimli bir platform kurduk. Şimdi çalışmaya başladık Türkiye'de. Umarım Beri'ye çevirmezler. Ama bütün dünyada olan şeyleri alıp olduğu gibi Türkiye'ye getiremiyorsunuz. İlk karşılaştığım soru hep şu oldu. Türkiye'de crowdfunding yapılır mı? Legal mi? Bunun karşılığı var mı? Peki yasaları nasıl açtınız? Gibi bir sürü soruyla karşılaştık. Dolayısıyla burayı da bir açıklığa kavuşturmak lazım. Türkiye'de şu an bu Beri'nin de bahsettiği alanlarda bazılarında legal eksiklerimiz var, hukuksal eksiklerimiz var. Mesela bugün bir equity crowdfunding yapmak Türkiye'de bir site üzerinden, online platform üzerinden mümkün değil. Bugün bireysel yatırımcı olmak istiyorsanız SPK'nın bir lisansını almanız gerekiyor. Dolayısıyla herkes equity crowdfunding yapamıyor. Dolayısıyla böyle bir eksiğimiz var. Bir ikincisi de peer-to-peer lending denen, işte buradaki bütün salondakilerin toplanıp benim ev almama yardım etmesi, aslında topluca bana kredi vermeniz kurgusu. Bu da Türkiye'de legal framework'ü olan bir konu değil. Dolayısıyla bunların gelişeceğini düşünüyoruz. Bunlar dünyada da yeni kavramlar. Yavaş yavaş ülkemizde de olacaktır yansımaları. Ama ödül bazlı fonlama ya da crowd seed funding, Beri'nin söylediği çok güzel bir kelime var. Diyor ki Pebble 10 milyon dolar prepayment aldı. Aslında ön sipariş aldı. O yüzden
Yani çok da fazla bir bunun için yasal düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bir anlamda siz ön sipariş alıyorsunuz kitlesel fonlamada ve müşterilerinizi de şu şekilde koruyorsunuz. Eğer projem belirlediğim gün hedefine ulaşmazsa ben herkesin parasını olduğu gibi geri göndereceğim diyerek ön siparişleri de siz platform olarak güvenli bir kasada tutmuş oluyorsunuz. O yüzden Türkiye'de yapmanın önünde şu an için bir engel yok ama farklı tipleri hayatımıza geçeceği gün bazı düzenlemeler gerekecek. Evet. Peki bir tane daha soru. Hepsi güzel. Dünyada böyle bir trend var. Türkiye'de de olması lazım. Zaten olacak. Peki neden bunu Turkcell olarak yapmaya karar verdik? Neden Turkcell böyle bir şey yapıyor? Baktığınızda Turkcell'in ana iş alanıyla ilk başta ilgisi yok gibi görünebilir. En çok bağlandığı yer teknoloji ve girişim dünyasıyla olan etkileşimi. Çok sevdiğim bir analoji var. Kitlesel fonlama, Türkçesini kullanalım. Kitlesel fonlama aslında hala ben tek bir Türkçe kelime bulamıyorum. Crowdfunding tek ama kitlesel fonlamayı ele aldığınızda sebebi neden Türkcell'in bu işi yaptığına dair çok güzel bir ipucu veriyor. Bu işin bir tarafında kitle var, bir tarafında fonlama var. Ve bu aslında bir yumurta tavuk problemi. Doğru kitleyi bulamazsanız, kitleyi oluşturamazsanız fonlama gelmiyor. Yeterince fonlama yoksa da İnsanlar burayı, bu platformu sevip bunun kitlesine dahil olmamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bu bir çark. İlk başta döndürülmesi gereken, hızla döndürülmesi gereken bir çark. Ve Turkcell'in burada en büyük avantajı ciddi bir müşteri bazına sahip ve müşterilerine bir şeyler söyleme imkanına sahip. Biz de dedik ki bunu alıp Turkcell'in içinde hayata geçirirsek ve bundan bir kar amacı gütmeden, dünyadaki platformların aksine bir komisyon beklentisi olmadan sadece bu iş Türkiye'de olsun, bu çark dönmeye başlasın diye düşünüp yola çıkarsak, müşterilerimize bunu da duyurabilirsek, bu çark dönmeye başlar inancıyla bunu Turkcell'in altında yapmaya karar verdik. Aslında neden sorusunun önemli bir cevabı, neden Turkcell'de sorusunun önemli bir cevabı buradaki kitleye hızlıca erişim. Yoksa zaten crowdfunding'in teknolojinin gelişim yönüne olan katkısını Barry çok detaylıca açıkladı. En altta bir grafik görüyorsunuz. Bu epey şaşırtıcı. 2009 yılından beri crowdfunding ekosisteminin toplam hacmini gösteriyor. Yine bir rapordan alınmış durumda. Muhtemelen takip edilemeyenleri de var. Ama bu rapora göre en azından 2015 yılında 34 milyar dolarlık bir toplam pastadan bahsediliyor. Bir önceki yıl 15 kadar, okuyamıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Her yıl neredeyse kendini ikiye katlayarak devam ediyor. Bunun yansımalarını da Türkiye'de görmeye başlayacağız diye ümit ediyorum. Peki, az önce bahsetmiştim. Türkiye'ye böyle bir platform açarken, Turkcell'in altında açarken bazı şeyleri farklı yapmaya karar verdik. Onlar neler? Dünyadakilerden neyi farklı yapıyoruz? Gördük ki iyi bir Kickstarter projesi, işte hepimizin en çok bildiği platform, girdiğinizde gerçekten çok güzel görünüyor. Ve bu işin bir doğası, bir anlatımı, bir ruhu var. Bunu girişimcilere vermemiz gerekiyor. Bunun için Amerika'da özel ajanslar oluştuğunu duymaya başladık. Sadece crowdfunding projesi oluşturmak için gidip baştan sona danışmanlığını aldığınız, filminizi hazırlayan ajanslar var. Bunun için de ciddi para ödemeniz gerekiyor ve neredeyse birkaç ayınızı bu işe ayırmanız gerekiyor. Dedik ki bu işi biz yapalım. Turkcell'in de zaten bu alanda birçok işte ajansla ilişkisi var, iletişim konusunda oldukça başarılı. Bu işi de öğrenip kendi içimizde bir know-how geliştirip girişimcilere, proje sahiplerine burada destek verelim dedik. Sadece içeriği oluşturmak yetmez, sonrasında gerçekten ürün olmadığı için, prototip aşamasına genelde projeler sergilendiği için güzel bir hikayeye ihtiyaçları var. Dolayısıyla görsellerin çok güzel olması lazım, filminin çok güzel olması lazım. O yüzden biz burada da proje sahiplerine destek olalım ve filmlerini de biz çekelim diye düşündük. Az önce bahsettiğim projelerin duyurulması en önemli konu. Yeterince fazla kitleye ulaştıramasanız fonlaması çok da mümkün olmuyor. O yüzden
Turkcell'in iletişim gücünü burada kullanıyor olacağız. Ve bir değişik yaklaşım. Beril'le de konuştuğumuzda şaşırıyor. Yeni bir soluk getirmişsiniz diye söylüyor. Çarkı ilk çevirmeye başlarken o kadar da hızlı başlayamayabiliyorsunuz. Sonuçta bir kültür, bir değişim ve hayatımıza yeni girecek bir yol, bir yolculuk. O yüzden dedik ki bu işi ilk başlatırken bireylerin yani crowd'un yanında biz kurumların da desteğini alalım. Sonuçta bir şey yapmak istiyoruz. Aslında yapmak istediğimiz şey crowdfunding platformu kurmak değil. O bir yol ama esas yapmak istediğimiz şey Türkiye'deki inovatif projelerin, teknolojiyle uğraşan şirketlerin başarıyla ürünlerini geliştirmesi ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışmak esas yapacağımız şey. Bunu hatırlayınca dedik ki biz bu kavramın içine, crowdfunding'in içine bir de kurumların desteğini almaya çalışalım. Ve gidip kapılarını çalıp kurumlardan da destek isteyelim. Şu an içerideki 3 projeden, fonlamadaki 3 projeden ikisi bu şekilde kurumsal olarak da destekleniyor. Nasıl çalışıyor? Siz 1 lira verdiğinizde sizin gibi 1 lira daha veren ve bunu buradan aldığı ödülleri de bir şekilde bir başkalarına hediye eden kurumlar var. Bir tanesi Arçelik, bir tanesi Turkcell. Mesela bir bilim kiti projesi var, TWIN. TWIN'de siz bir tane kendi çocuğunuzu aldığınızda Arçelik'te bir tane alıp dezavantajlı bölge okullarında bir atölye kurmak üzere biriktirmeye başlıyor. Bunun gibi bir kurumsal destek mekanizması da işin içine eklemeyi düşündük ilk çıkışında. Ve bahsettiğim gibi hani hem Turkcell'in içinde yapmanın getirdiği bir nasıl diyeyim bir karar oldu bizim için. Çünkü dünyadaki platformlar şöyle çalışıyor. %5 ila 10 arasında bir komisyon alıyor, almak zorunda. Çünkü dünyadaki platformlar da kendi hayatını bu komisyonlarla döndürüyor ve buradan para kazanıyorlar, hayatlarını sürdürüyorlar. Ama Turkcell'in yaşamak için bu komisyona ihtiyacı yok. Bir yandan da Turkcell olarak baktığınızda açıkçası çok da çekindik. Böyle bir şeyin içinde %1 dahi olsa komisyon alıyor olmak hani o kadar da bir şey yok ama Turkcell için bir yeni gelir kapısı mı diye insanlar çekinir mi? En çok korktuğumuz şey de o oldu. Yani Turkcell bizden işte artık aylık faturalarımızın üzerine bir de kitlesel fonlamada mı para istiyor gibi anlaşılmasını hiç istemediğimizden dedik ki en azından bu çark dönene kadar biz burada hiçbir gelir beklentisi katmayalım. Burada şunun farkındayız. Bu tür adımlar, bu tür kararlar ekosistemdeki diğer oyuncuları kötü etkiliyor. Türkiye'de sadece Arkovan'ı yok crowdfunding platformu olarak. Bizim bildiğimiz en azından aktif 3 tanesi daha var. Bir şekilde onların önünü de kapatmaması gerekiyor. Çünkü bu Turkcell'in kendi başına yapacağı bir şey değil, ekosistemin yaşıyor olması lazım. O yüzden çok arada gidip gelsek de en azından bu yıl için ve belki önümüzdeki yıl için buradan kesinlikle bir komisyon almayacağız. Eğer komisyon alırsak da sonraki yıllarda bu sadece platformun yaşaması ve içerideki projelerin daha da çok duyurulması için kullanacak. Yani Turkcell'in kasasına hiçbir şey girmesini istiyoruz bu platform özelinde. Benim 24 saniyem var. Yok hayır, kapıdaydı. Diğer seansın izleyicileri dizilmeye başladı. Tamam, 20... Tabii, 20 saniye artı 10 saniye sizden 30 saniye. Teşekkürler. Zaten sona gelmiştik. Şu an arukovanı.com adresinde girip ilk projeleri inceleyebilirsiniz. Birçok yeni projede yavaş yavaş yolda onları da görmeye başlayacaksınız. Benim hayalim burada yüzlerce projeyi ağırlayabilmek, onların başarıyla hayata geçmesine destek olabilmek. Şu an için 5 projeyle platform açık. Ve en başta mail atmanızı rica etmiştim. Az önce bahsettiğim kurumsal destek kurgusuyla beraber size bugün bir sürprizimiz var. Bugün bize e-mail atanlara, bugün boyunca atabilirsiniz bu arada. Biz de Turkcell olarak sizin platform üzerinde desteklemek istediğiniz bir projeyi %50'sini biz desteklemek istiyoruz. Bize e-mail atanlara bir kod gönderiyor olacağız. Siz de girip bu yolculuğun Türkiye'de
işte hızlanmasını istediğimiz bu yöntemin bir parçası olursanız, bizlere ve projelere destek verirseniz çok mutlu olacağız. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Tekrar ayaklarınıza sağlık.